Son dakika haberi 24 saat. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda, sandıkların kapanmasından kısa süre sonra oy sayımı tamamlandı. Seçimlere tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, kullanılan 1169 oyun, geçerli olan 1167'sinin tamamını olarak genel başkanlığa yeniden seçildi. 4 isim listede yok, 9 bu kez genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'nin başkanlık divanında yer alan 4 kritik ismi listeye almaması dikkat çekti. Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu ile Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesinde yer almadı. Bahçeli neden listeye almadı? Bahçeli'nin MYK listesine 4 genel başkan yardımcısı ile çok sayıda milletvekilini almaması dikkat çekerken buna gerekçe olarak 2 iddia konuşuluyor. Mecliste komisyonlar boş kaldı. Birinci İddia, Bahçeli'nin bir hafta önce yapılan özel bir sohbette genel seçimde yeniden milletvekili olmak isteyenleri parti yönetimine almayacağını belirttiği ve özellikle mecliste komisyon çalışmalarına katılmalarını istediği. İkinci iddia, yönetime alınmayan isimlerin AK Parti ile yapılan Cumhur İttifakı'na karşı tereddütte kaldıkları, bu birlikteliğe sıcak bakmadıkları, bunu da bazı toplantılarda dile getirdikleri ikinci iddia olarak konuşuldu. Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'in ise özellikle olağanüstü kurultay toplanması sürecinde teşkilatı konsolide edemediği için Bahçeli'nin listeye almadığı iddiası dile getirildi. 42 kişiye yer vermedi. Bahçeli'nin 75 kişilik MYK listesinde 42 isim yer bulamadı. Bunlardan biri de Bahçeli'nin kendisinden sonra yerine hazırladığı iddia edilen Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy oldu. Bahçeli, 3 seçim dönemine 45 yeni isim aldığı MYK ile hazırlanacak. Efsane geri döndü. Bahçeli'nin büyük değişiklik yaptığı MYK listesinde yer verdiği isimlerden biri de eski genel sekreter yardımcısı Mehmet Taytak oldu. Taytak ismini görenler, efsane geri döndü, yorumunu yaptılar. Taytak'ın partinin sevilen isimlerinden biri olduğu ancak 2011 seçimleri öncesi kaset kumpası nedeniyle istifa edenler arasında yer almıştı. Konuşmasında CHP'ye yüklendi Bahçeli. Kurultay konuşmasında Cumhur İttifakı'nın gerekçelerini anlatırken CHP'yi sert sözlerle şöyle eleştirdi. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in iradesidir. Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır. İstiklal ve istikbalimizin teminatıdır. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞİD, DHKPC ve Küresel Cinayet Şebekesinden Müteşekkil İhtilaf ve İhanet Bloğu Cumhur'un karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacaktır. Bu CHP ki, FETÖ'nün yörüngesindedir, PKK'nın hizasındadır, PYD'nin emeline hizmetle meşguldür. Çiftlik bank dolandırıcılığıyla CHP'nin tevatür, tezgah ve tezviratları birdir, aynıdır. Ana muhalefet, ana vatana ihanet içindedir. Baraj altında kalacakmışız, bu nedenle kurtarılmışız. Tabanımız kaymış, bu sebeple can simidi uzatılmış, MHP dağılmış, ciddi sorunlarımız varmış, harici destekle toparlanmamız için çaba sarf ediliyormuş. Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçegiller familyası. Bunlar, FETÖ'ye kur yaparlar, PKK'ya arka çıkarlar, Türkiye düşmanlarıyla saf tutarlar, Kıbrıs'ta Rum, Ege'de Yunanlı, Karabağ'da Ermeni, Kudüs'te Siyonist, Irak'ta Barzani Peşmergesi, Suriye'de PYD'li olurlar. Brüksel'de jurnalci, Washington'da mandacı olarak karşımıza çıkarlar, bunlar her kılığa girerler de, ne hazindir ki bir tek Türk olmazlar, Türk olamazlar. CHP, siyasetteki teftir, bu tefi çalanlar ise Pensilvanya'dan İmralı'ya kadar ne kadar Türk düşmanı varsa onlardır. CHP, eğer 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünü kasten, taammüden görmüyorsa, Pensilvanya'nın nüfusuna kayıt yaptırmış demektir. MHP yürür, CHP sürünür, MHP yapar, alayı birden ölü balık gibi bakar.